Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. 3600 ek gösterge ile memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde %25 civarında artışın olması bekleniyor. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı sonuna kadar çözüleceğini bildirdiği memurlara 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin düzenlenmenin hayata geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam hatiplerin emekli aylığının %22, hemşire ve diğer imam hatiplerin emekli aylığının da %25 civarında artması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinde de 32.000 ile 38.000 lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor. Memurlara ek gösterge verilmesi ilk olarak 2018 yılı seçimlerinden önce gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. Emekli maaşı ve emekli ikramiyesine ne kadar zam gelecek? O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin hayata geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam hatiplerin emekli aylığının %22, hemşire ve diğer imam hatiplerin emekli aylığının da %25 civarında artması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinde de 32.000 ile 38.000 lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor. Uzlaşma sağlandı. Erdoğan tarih verdi. 3600 ek gösterge konusu. Ağustos ayında tamamlanan memur toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme geldi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sen arasında bir uzlaşma sağlandı. Memurlara 2022 yılı için %5 artı 7 artı enflasyon farkı, 2023 yılı için de %8 artı 6 artı enflasyon farkı verilmesini içeren anlaşma çerçevesinde, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerle ilgili düzenlemelerin de 2022 yılında tamamlanması benimsendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Salı günkü Memur Sen heyetini kabulünde de gündem 3600 ek gösterge oldu. Memur Sen'den ziyaret sonrası yapılan açıklamada, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'ın 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda katkı sunacaklarını ifade ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmaların başlatılması ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdiği ifade edildi. Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 3600 ek göstergede ilgili yerlerden sayılar alınarak, kapsamın netleştirileceğini söyledi. Çalışanlar açısından olmasa da emekliler açısından ciddi kazanımlar sağlanacak bir düzenlemenin söz konusu olduğunu belirten Tonbul, yaklaşık 250 bin kamu çalışanının 3600 ek gösterge çalışmasını beklediğini. Türkiye Kamu Sen ise 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanmasını talep ediyor. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge rakamları yeniden belirlenmeli, 3600 ek gösterge alamayan personelin de bu uygulamadan faydalanması sağlanmalı. Ek göstergeden faydalanamayan personele ek gösterge verilmeli ve ek göstergeler hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenerek, İdareciler başta olmak üzere ek gösterge farklılıkları giderilmelidir, demişti. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.